Demedik. Vergi borcumuzdan ve UÇK dosyalarından doğan borçlarımız yüzünden yaklaşık bir 5-6 milyon liraya tekamül eden bir rakamlar dolayısıyla çoğunluğunu U21 takımımızın oyuncularından oluşan bir kadroyla çıktık. Ve çocuklar çok da güzel mücadele ettiler. Karabük'ün onurunu, gururunu, hepimizin onurunu, gururunu kurtardılar. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Kendileri bu kulüpte boşuna antrenman yapmadıklarını, boş yere maçlara çıkmadıklarını, onların da hazırlayan hocalarıma, hepsine, şu anda görevdekilerin hepsine teşekkür ediyorum. Aslanlar gibi çıktılar, maç yaptılar. Ve sağdan 1-0 gibi bir skorla ayrıldık ve üzüldük. Demek ki A takıma iyi aldığımız yeni oyuncular çıksaydık, daha farklı bir sonuç elde edeceğimize ben zaten yürekten inanıyorum. Çünkü şampiyonluğa oynayan bir kadro kurduk. Arkadaşlar, göreve geleli 6. ayın içerisindeyim. 6. ayda beri yaptıklarımı kısaca bir özetleyeyim. 6 deplasman A takım, profesyonel takımımız Süper Lig'de. U19, U21, U17, U15, U14. Bütün takımlarımızı deplasmanlara götürdük. En iyi otellerde kaldılar. Uçakla gidecek yer uçakla gittiler. Bunların otel geliş gidiş hepsinin masraflarını karşıladık. Lüks otellerde kaldık. Allah'a şükür ligleri tamamladık. Bunları ben kasaya aldım biliyorsunuz yine her zaman söylüyorum. 14 bin lirayla aldım. 14 trilyonla almadım. Ve 6. ayım. 50 günde de takımı bırakıp gitmedim. 14 trilyonla takımı alıp 15 milyonla borca sokmadım o aldığımız oyuncuları. Toplamda 29 milyon liraya zarara uğratmadım. Ben 6 ayı 3,5 milyon TL ile devam ettiriyorum. 3,5 milyon TL, bu rakam önemlidir. Bu 3,5 milyon TL ile bu deminden anlattıklarımdan hariç 4 personel maaşı verdim. 2,5 futbolcu maaşı verdim. Tekerlekli sandalyeyi 2 kere Avrupa'ya gönderdim. Yaklaşık 1,5 milyon iş piyasa borcu ödedim. Ve bizim döneme ait olmayan vergi borcunu bir kısmını ödedim. İki tane hocayla anlaştım. Yunan Hoca ve Fikret Hocam. Ve şu anda da 18 tane futbolcuyu Karabük'e indirdim. Bunların hepsini 3,5 milyon liraya yaptım arkadaşlar. Ve kasamda da şu anda 1,5 milyon TL'ye yakın Türk parası var. 3,5 milyon lira parayla 6 aydır geldim. Ve bugün ben burayı bıraksam kasada da 1,5 milyon TL ile bırakıyorum burayı. 14 bin TL ile alınan bir kulüpten bahsediyoruz. 14 bin TL aldığım bir kulüple 6 aydır yaptığım icraatı anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, ve bunların haricinde takımı Erzurum'a kampa getirdik. Yeni kaplı mağazasıyla anlaştık. Ve bu malzemeleri ben kendi senedimi verdim arkadaşlar. Otele kendi senedimi verdim. Kappa firmasına da kendi senetlerimle malzeme aldım. Ve ayrıca de ben ve arkadaşlarım 7,5 milyonluk temlik verdik biz bu kulübe. Borca imza attık arkadaşlar. Demek ki bu kulübü böyle alıp bir yerlere, bir şeyleri, bir gayretler içerisinde buraya kadar getirdik. Geçen haftalarda Sayın Belediye Başkanımızın televizyondaki röportajını izledim. Kendisine kırgınlığım da var. Kendisi yaş olarak benden büyüktür ve sevdiğim de bir insandır. Kırgın noktalardan biri Facebook'ta yazısını gördüm dedi. Ben bir kere Facebook, Twitter kullanmıyorum. Siz de biliyorsunuz. Ben Rafet Başkan'dan şunu beklerdim. Gençler bravo, helal olsun. Buraya kadar takımı getirdiniz. Bayrağı yere düşürmediniz. Biz size destek olamadık. Ama bir gelip de bir ihtiyacınız var mı? Ben onun yanına 6 kere gittim. Ben de o gibi seçilen bir insanım. Böyle televizyonda kendi hazırlattığı sorularla, kendi cevaplarıyla böyle televizyondan Karabük Spor'u eleştirmeyi ben Rafet Başkanıma yakıştıramadım. Gelip bize bir kere hatırımızı sormamış, bir ihtiyacımızı karşılamamış. Ya da ben size şöyle yaptım, siz böyle yaptınız, ben size onun için destek vermiyorum dediği bir nokta mı var? Bizim hatamız ne? Ben onu bir türlü çözemedim. Ben 6 kere de yanına gittim. Gelip bize şunu yapın, yapmadınız. Mesela diyor Ziya Ünsal yönetiminde Hakan Yılmaz'ı alma dedim, aldım. Ya da Gökhan Büyükbektaş'ı almayı dedim, aldım. Biz böyle bir hata yapmadık. Ben Rafet Başkanı'ndan şunu istiyorum. Gelsin kulübümüz, onundur. Bu Karabük'ündür kulüp, bizim değildir. Biz emanetçiyizdir. Arkadaşlar şöyle yapalım, böyle yapalım. Ben şöyle bir yönetim kuruyorum. Siz
de olun ya da ben yönetim kuruyorum, buraya kadar geldiniz, görevi bundan sonra biz devam ettirelim. Biz her şeye, her zaman zaten söyledik, bize ne terkin veriyorsanız terkin verin, para veriyorsanız para verin, destek oluyorsunuz destek verin, her zaman söyledik. Bugün de aynı şeylerimiz geçerlidir. Önemli olan takımın sahaya çıkmasıdır arkadaşlar. Biz takım sahaya çıkması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bakın arkadaşlar, ben yaklaşık 7-8 senedir kongrelere gidiyorum ve 2-3 de yönetimde bulundum. Kongrelerde hep şunu dediler, belki hatırlarsınız. Kulübün vergi ve SSK borcu bulunmamaktadır. Arkadaşlar, bu kulübün 13 trilyon 210 milyar lira vergi borcu var. Geçmiş dönemlere ait. Bu borcu da yatırmamız için peşinat yatırmamız lazım. Teminat vermemiz lazım. 1,5 milyon peşinat, 1 milyon liralık da teminlik vermemiz lazım. Kulübümüzün şu anda sahaya çıkmamasının nedenlerinden birincisi budur. İkincisi de Ceyhun Yatabari, Erkan Sözer'i ve Barış Baştaş'a zamanında ödenmeyen 500-600 bin liraların bugünkü rakamı 3 milyon liradır. Yani o gün bu 14 milyon lirayı yeni ikinci yarıda oynadığımız kadroyu veren yönetim, ben kendilerini suçlamıyorum, bak sakın yanlış anlaşılmasın, burada art niyet aramıyorum. İşi bilmemezlik diyelim, tecrübesizlik diyelim, bu paraları bu arkadaşlara, Ceyhun'a, Barış'a, Yatabari'ye, Erkan Sözer'e olan borçlardan dolayı bu 14 milyon gelen paranın 500-600 bin lirası, hadi bilemediniz 1 milyon lirası bu giden oyunculara, bu UÇK dosyalarında transferi açamamamıza sebep olan oyunculara verilseydi, şu anda takımımız ilk haftayı galibiyetle kapatmıştı ve biz daha güzel şeyler konuşuyor olacaktık. Bakın arkadaşlar, 14 milyon lirayla alınan bir kulüp ve 14 milyon lirayla harcanıp bırakılan, alınan, şu anda yönetilmeye çalışılan bir kulüp. Bütün eleştirilere rağmen ayakta durmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ne teklif olan varsa gelsin, açığız diyoruz. Takımımızı sahaya çıkartmaya çalışıyoruz. Ve bakın, altyapıdan oyuncularımızla onur mücadelesi verdik, gurur mücadelesi verdik. Asıl oynayacak takımımızda da bunların bir iki tanesi zaten ilk 11'de oynuyor. Ben size bu müjdeyi de vereyim. Geldiğim günden beri de aynı şeyi söyledim. Bu çocuklardan mutlaka yararlanacağız diye. 4 tanesi de 18'in kadrosunda vardı. Yani biz kendi oyuncumuzu da yetiştirmeye başladık. Ve ben kendimi, bana sorarsanız ben başarılı buluyorum. Sadece gereken desteği alamadığımı söylüyorum. Hep bana destek veremiyorsa verecek olanlara da bulalım, onlara destek olalım. Her zaman da aynı şeyi söyledim. Her teklife de açığım. Arkadaşlar, kavga etmekle bakın hiçbir şey çözemedik. Şöyle oldu, böyle yapıldı, böyle dolandırıldı, bunlar çalındı. Ne oldu? Karabiksoy'a gerçekten zarar verdik. Bu isme zarar verdik. İnanın, bir arkadaşımızın yazdığı küçük bir paylaşım yüzünden 11 milyon lira zarar uğradık. Sponsorluk anlaşması için çarşamba günü oturduk, yemek yedik. Perşembe günü akşam otelde yerlerini ayırtacağız. Sabah buluşacaktık. Facebook'taki paylaşımı gösterdiler bize. Dediler ki sizin yönetiminiz düşmüş, yönetim diye bir şey yokmuş. Aynı şeyi bana Ömer Faruk Başkan da söyledi. Başkan dedi, yönetim düşmüş, yönetim yokmuş. Doğru mu? Başkan dedim, öyle bir şey yok. Yedek yönetimimizden aldık. Evet, bir iki tane yedeğimiz kaldı ama biz devam ediyoruz, bize destek verin. O da 3 Eylül'de ki toplantıda elinden geleni göstereceğini, gayreti göstereceğini, yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Bakın arkadaşlar, kavgayla gerçekten olmuyor. Şimdi belediye başkanımız diyor ki bana, şimdi laf açıyor. Programın yoktu, şeyin yoktu, niye geldin? Bakın, ben buraya geldiğim zaman bu kulübün geliri vardı. 70-80 milyon lira bu kulübün Süper Lig geliri var arkadaşlar. 70-80 milyon lira. Federasyon, hiç kulübün başka kaynakları aramasına gerek yok. Sadece işi bilmek yeterli. Bakın 3,5 milyondan bahsediyorum. Bakın Süper Lig'de takımı kurmak 30-40 milyon lira. 40 milyon lira da diğer ihtiyaçlarınızı karşılarsınız. Personel maaşı, gelip gitmeler, altyapı, hocalardı, işte elektrikti, suydu. Ama kulübün 70 milyon lirası harcanmış, bir 70 milyon lira da borca sokulmuş yani kulüp. Kulübün içi böyle bitirmiş arkadaşlar. Ben geldiğimde binde ikiler vardı. Şimdi ben bunu, hani programı yoktu. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Kulüp kendi gelirleriyle dönebilen bir kulüp. Bütün kulüpler böyledir arkadaşlar. Federasyondan gelen, Spor Toto'dan gelen gelirler, reklamdan gelen gelirler ve artı binde ikiler bu kulübü, bakın 10 milyon liraya, 11 milyon liraya takım kurduk biz. 11 milyon liraya takım kurduk. Ve bu takım şampiyon olacak bir takım arkadaşlar. Buna inanın yani. Demek ki işi bilmek daha önemli arkadaşlar. Ben iki kere başkan adayı oldum, evet. Ama üçüncü seferde bana buyur sen yap dediler.
Bana o zaman yaklaşık, o zaman kulübün gelirleri vardı. Bakın arkadaşlar, Spor Toto gelirlerimizin Yorgun ailesinin temliğine gidiyor. Geldiğim günden beri 1.2 milyon lira onlara gitti. Yani 6 ay içinde. 6 ay içinde kulübe 11 milyon lira para geldi. Bu temliğe gitti. En son gene bir 9-10 milyon liramız var. Bu da temliğe gidiyor. Arkadaşlar, kulübün bütün gelirleri temliğe gidiyor. Bütün hesapları hacizli. Hesabımıza ne para yatıyor, ne biz bir yere para yatırabiliyoruz. Kulüp böyle bir durumun içinde. Yani biz bu şekilde aldığımız bir kulübü buralara kadar getirip, ya insan der ki, ya siz her şeyi yaptınız. Ya uçakları da biz sahaya indirdik. 18 tane uçak uçmayı bekliyor. Ya gelin uçakların da benzini, full oil'ini siz doldurun ya. Yakıtını siz doldurun. Şu uçakları bir kaldıralım, şehri bir harekete geçirelim. Biz yapmayalım. Gelin kahraman siz olun. İnanın yine gurur duyarız. Kahraman siz olun. Şu çocukları sahaya çıkartalım. Başka hiçbir şey beklemiyoruz. Para yatıracağımız yerler belli. Vergi SSK borcu, futbolculara olan, resmi evrakta olan borçlarımız. Gelin şu şehri, ya bakın seyirci yoktu ya. Seyirci yoktu. Yani bu şehir, bu takıma Facebook'ta sallayan 2000 kişi, seyirci 200 kişi. Abi seviyorsan sevdiğini ispat et. Gel 5 lira ver, 10 lira ver. Verin ya. Bir şey kaybetmeyiz yani. Bu o birlikteliği nasıl sağlayacağız? Bu barışı nasıl sağlayacağız? Basınıyla, yöneticisiyle, başkanıyla, taraftarıyla, şehriyle gerçekten bütünleşmemiz lazım, barışmamız lazım. He. Nedir yani bu sorun nedir? Bunu bir çözelim. 5 milyon lira para lazım. Milletvekilleri söz verdiler. Biz dediler rakam ne kadar? 5 milyon lira ilk etapta. Bakın arkadaşlar, bir 10 milyon lirayla bu takım Şubat Mart'a kadar gider. Gelsinler yapacak olanlar, biz bu reçeteyi de verelim. Bu reçeteyi de sunalım. Ama bu takımı kaldıralım. Kavgayla, dövüşle, bağırmayla, çağırmayla, protestoyla gerçekten olmuyor. Ben Mahvet Eş'e hak veriyorum. Yarın takım lige çıksın, en büyük başkan bizim başkan diye bağıracaklar. Haklı mı? Haklı. Tepkilerinde sonuna kadar haklılar. Sonuna kadar da bize destek oldular. Son güne kadar bizi beklediler. Açamazsanız protesto ederiz. Edin dedim. Ve ben bunu hak ettim. Ama iyi günler geldiğinde de ben alkış da hak etmek istedim. Ama gelin, bırakın kavga etmeyi, bırakın karalamayı. Şaibeli yönetim neyin şaibesi? Neyin parası var arkadaşlar bu kulüpte? Bu kulüpte para mı var ya? Bu kulüpte alınacak son kalan parayı, bugün kasada olan para belli ya. Gidecek yerler de belli. Bakın iş piyasa borçları var. Kulübün tedarikçileri var. Onların paralarını ödemeye çalışıyoruz. Hepsi abimiz, eşimiz, dostumuz. Bu takım kayyuma gitsin, bırak kayyuma gitsin, kardeşim rahatsız. Almıyor. Bana diyor Ömer Faruk dediğini söylüyor. Biz sanayi kuruluşuyuz. Siz futbol derneğisiniz. Siz işinize bakın, biz işimize bakın. Biz zaten vereceğimizi verdik diyor. Yani beni var diye, bizi var diye vermiyor zannediyorsunuz. Aynı şeyi ben kendilerine söyledim. Ben istifa edeyim dedim. Para vereceğiniz yönetim gelsin. Biz senden memnunuz. Hiç alakası yok söylediklerini diyorlar. Yani günah keçisi ben değilim arkadaşlar. Bu şehri, bu takım günah keçisi ben değilim. Ben elimden gelen gayreti gösterdim. Ben futbolcuları buraya indirdim. Sadece arabayı mazot alacak, yakıt alacak uçaklara. Onu da bu şehir alsın yani. Biz elimizden gelen gayreti gösterdik arkadaşlar. Şimdi birkaç soru sormak istiyorum. Özür diliyorum sizlerden. Birincisi şu. Rahmet Vergin. Bir şey daha söyleyeceğim. Hakan. Arkadaşlar burada bindekilerden borcu olanlar var. 27 Mart'ta çıktı bu karar. Bu karar 27 Mart'ta çıktı. 27 Mart'tan önce yaklaşık 3 milyon 170 bin lira bindekilerden alacağımız var. 27 Mart'tan önce. Ben bu paranın kulübe kazandırılmasını istiyorum. Bakın burada da firmalar var. Ben firmalar söylemeyeceğim. Yaklaşık bir 25-30 tane firma var. Kiminin 60 lira borcu var, kiminin 160 lira. Yani bari bunu yatırın da sağ salim ligi bitirelim, takımını sahaya çıkaralım. İşte bıraksın, biz işte buluruz birini falan der gibi. Sizler de muhakkak duymuşsunuzdur. Yani şöyle diyor, sen bırak da, bırak Kardemir alsın. Ama ben alayım demiyor. Ben alayım, ben yaparım demiyor. Mehmet Aytekin gerçekten bir paralı, zengin bir iş adamı gelse dese ki ben işte para harcayacağım. Siz bana yol verin dese. Hemen istifa ederim. Hemen şimdi burada sizin huzurunuzda ben o sözü veriyorum. Paralı bir iş adamı gelsin, ben ona reçeteyi de vereceğim. Söyledim ya. Yatırması gereken para, yatırma vergi borcu, UÇK dosyalar, bunlar kesinleşen dosyalar. Hemen bugün, şimdi. Arayın eğer öyle birisi varsa, canlı telefon bağlantısı yapın. Ben de sizin huzurunuzda istifa edeyim. İkinci sorum, Fazıl Ulusal buranın gerçekten CEO'su mu bir, resmi yani, resmi yaraklarda. İki, Fazıl Ulusal'ın yaptığı açıklamalar biraz böyle Karademir'le, özür dilerim, Karabük Spor'la, Karabük kentinin gerdiği,
Mesela Mehmet Aytekin işte bu yaptığı görüş şu andaki basın toplantısında birlik olalım, beraberlik evet, olalım diyor. Evet. Ama Zafer Ulusal'ın her basın toplantısında her basın toplantısında bir gerginlik yaşandığını herkes biliyor. Basın toplantılarından sonra Karabük Spor'la Karabük Halk arasında biraz gerginlik yaşamış olabilir. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Oradaki amaç nedir? Karabük Spor'u kalkındırmak, doğru işleri yapmak, doğru şeyleri yapmak. Mutlaka bu bir açıklama yaparsınız. Bundan memnun olan bir kesim de olur. Olmayan bir kesim de olur. Antipati duyan bir kesim de olur. Ben gelip gelmediğini gerçekten bilmiyorum. Açıklamanın çoğunu da dinlemedim. Çünkü para aramakla meşgulüm. Gerçekten dinlemedim. Buna samimi olarak inanıyorum. Resmi bir CEO görevi var mı? Burada resmi. Karabük Spor'da resmi midir? Resmi tabii görevli. Resmi görevli. Bunu her yerden de öğreniyorum. Muazzam. Ben başkanım, ben söylüyorum. Resmi görevli. Maaşlı görevli. Bu kulüpten maaş alıyor. Maaş yani, almadığını söyledi bize de. Maaş alıyor. O onu size söylediği dönemde maaş almıyor olabilir. Sizle konuştuğu dönemde maaş almıyor olabilir. Ama şu anda bizim maaşlı personelimiz yani. Hemen diğer soruya geçeyim. Bu kulübün basın danışmanı ve hukuk danışmanı diye isimlerini geçen arkadaşlar varmış. Özellikle resmi yerlere giden. Böyle bir şey var mı? Bunlar da maaş alıyorlar. Şimdi bu kulüpten fazladan başka Allah'ın kulu maaş almaz. Almadı, almayacak. Bizim böyle danışmanımız, sizin dediğiniz arkadaşları ben tanıyorum. Bu arkadaşlar inanın şuna, şuna inanın. Maaş alanı da söylemiyorum efendim. Ben başka bir şey söylüyorum. Resmi yerlere, kurum ve kuruluş müdürlerine gidip de Karabük Spor ismini kullanarak biz Karabük Spor'un basın danışmanıyız, yok hukuk danışmanıyız gibi görevleri var. Evrak mı istemişler yani ne? Oradaki yani, beklentileri ne? Yani ne diye tanımışlar? İşte birkaç gündür yazılıyor. Gri pasaport istemişler. Gri pasaport isteme olayı Rodiç dosyasıyla alakalıdır. Ben öyle bir şey duymadım. Efendim resmi bir danışmanlık var mı? Yok. Resmi ondan bir danışmanlık yok. Ondan bir şeyde Karabük Spor'un ismi kullanılır mı? Resmi bir danışmanlık yok. Hiç öyle bir şey yok. Peki. Teşekkür ediyorum. Basın reklam için Hakan Coşkun arkadaşımız benim tarafımdan görevlendirilmiştir. Hakan Coşkun. Reklam. Reklam bulma konusunda. Şehir dışında kendisi çoğu zaman. Ama reklam bulma konusunda bizi 3-4 kere firmalarla kendisi de görüşmüştür. Bizi de bir araya getirmiştir. Başkanım hafta sonu Hatay Deplasman için yeni transferler lisans yetişecek mi? Çıkacak. Bugünden itibaren zaten İstanbul'a gidiyoruz yine. Yine aynı bu şekilde geçen hafta verdiğimiz bakın ilginç bir nokta var arkadaşlar. Bakın düşmanınız bir tane değil. Bu kulübün düşmanı bir tane değil. Çarşamba günü bu saydığım oyuncular yaklaşık 1 milyon liraya kabul ettilerdi. Yani Ceyhun, Barış, Yatabare. Perşembe günü paraların tamamını istediler. Çarşamba günü 1 milyon liraya bitecek iş, Perşembe günü 3 milyon liraya çıktı. Biz dediler de hepsini istiyoruz. Yani tek taraflı bir düşmanımız yok. Her taraftan yani arkaya geçip gülüp seyredecek olan insanlar var. Biz varken iyiydi. Şu anda bakın ne halde diyecek bir grup da var. Baltalamaya çalışan, başarısız olduğumuzu ispatlamaya çalışan insanlar da var. Ama ben şahsım adına konuşuyorum. Ben hiçbiriyle kavga etmek istemiyorum. Hepsine de saygı duyuyorum. Rafet Başkanıma da saygı duyuyorum. Bu kulübün, bu şehrin abisidir. Bu kulübün de abisidir. Ben gelip sadece Rafet Başkanından şunu isterdim. Gençler, bir ihtiyacınız, bir şeyiniz var mı? Bir hoş geldin bile yok. Tanışma yok, hoş geldin yok, bir ihtiyacınız verme yok. Ama hani bir şeyler vermiş, biz de yanlış yapmışız gibi böyle bir röportaj, bir hatalı bir iş yapmışız gibi. Hani gelinir buraya eksiğin ihtiyacı nedir? Bu kulübün ne kadar borcu var? Nasıl treni tekrar raya sokarız değil de eleştiri babında ben de seçilmiş bir insanım, kendisi de seçilmiş bir insan. Ben biraz daha şey olmasını isterdim ama önemli değil, o benim büyüğümdür. Ben ona her zaman saygı gösteririm. Maça kadar sanıyoruz ki 4-5 milyon liraya ihtiyacı var şu anda. Evet. Bu olmazsa yine bir sınav çıkmayacak. Biz 31 Ağustos'a kadar süremiz var. Yine biz çıkarmazsak U21 altyapı ağırlıklı oyuncularımızla çıkacağız ama inşallah bu hafta hallederiz. İnşallah.